Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Efendim, her akşam olduğu üzere sesimizin, sözümüzün, görüntümüzün ulaştığı sizleri bir kez daha selamlıyoruz. Ramazanımız iyiliklere, güzelliklere, hayırlara vesile olsun. Ramazanın artık sonuna yavaş yavaş yaklaşmış olduğumuz şu zaman diliminde adet olduğu üzere bizim Türk toplumunda zekatların Ramazan ayına mahsus olarak algılandığı, telakki edildiği ve bu konuda bir hassasiyetin gösterildiğini görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bizler de bu akşam üçüncü kez konuk edeceğiz sevgili İbrahim Hocam bizlerle. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, sağ olasınız. Bir anlamda böyle hap bilgiler, hazır bilgiler, bizi ilgilendiren, gündemimize damga vuran soruları İbrahim Hocam'la beraber cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Muhterem Hocam, bir üst şemsi olarak baktığımızda Kur'an-ı Azimüşşan'da karşımıza çıkan bir infak kavramı var. İlginçtir ki hocam, malumunuz Münafıkın suresinin böyle hem sözleyiş anlamında hem de muhteviyat anlamında baktığımızda infakla alakalı yönü var. Yani nifak ile başlayan Sure-i Celile'nin son ayet-i kerimeleri infak ile bitiyor. Hocam nasıl bakalım bu Sure-i Celile'ye? İsterseniz buradan bir başlayalım Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi hocam üst başlığımız infak. Söylediğiniz gibi zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk suresine baktığımız zaman Fatiha'dan sonraki Bismillah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İnfak kavramı daha Kur'an-ı Kerim'in başında karşımıza çıktı. Eyvallah. Yani buradan da anlıyoruz ki infak yapmak müminin vasıflarındandır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yani iman edenler, gayba iman edenler, ve yuqimune salate namazı hakkıyla kılanlar ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine rızık olarak da verilenleri Allah yolunda harcayanlar. Yani demek ki bu kavramlar özellikle gayba iman. Gayba iman dediğimiz zaman hocam Kur'an-ı Kerim'in genelinde kayıp kelimesini gördüğümüz zaman imanın altı esas aklımıza gelecek. Yani bu formüle edilmiş olan kısım aynen, hocam. Aynen. Yani bu kısa bir kavram olarak ihtisar edilmiş, kısaltılmış. Allah'a iman, ahirete iman, peygambere iman vesaire. Bunları zikrettikten sonra namazı dosdoğru bir şekilde kılanlar ve ondan sonra da Allah yolunda kendisine verilen mallardan harcayanlar. Şimdi tabii ki infak denince dediğimiz gibi Allah yolunda harcamak bu önemli. Çünkü niyet bu şekilde olmazsa bir anlam ifade etmiyor. Eyvallah. Yani ibadetlerde hocam biliyorsunuz niyet önemlidir. İşte birazdan bahsedeceğiz. Zekatı verirken niyet eğer taşınmazsa o zekat yerini bulmuyor. Zekat önemli. Dolayısıyla o ibadeti yerine getirirken niyet de önemli. Yani İnfak yaparken de yani Allah yolunda harcama yaparken de niyet ederek Allah'ın rızasını, rızayı bariye ulaşmak için ve karşıdaki müminin veyahut da mümin olmasa da gayrimüslimlere de yardım yapılabilir, infak edilebilir. Zekat verilmez ama onlara da infak yapılabilir. Allah'ın rızasını kazanmak için ve karşıdaki ihtiyaç sahibinin de ihtiyacını karşılamak için bu yapıldığı takdirde İnfak adını alacaktır. Ama işte dediğiniz gibi yani murailik yaparak yani gösterişlik işte güncel ifadesiyle klişe tabirle tribünlere oynayarak reklam amacıyla yapıldığı zaman faydası olmadığı gibi insanın başına da bela oluyor. Allah muhafaza. Yani. Allah muhafaza. Çünkü ilk sohbetimizde olsa gerek hocam hatırlıyorum. İşte kıyamet günü insan huzura çıkarıldığı zaman İşte zengin getiriliyor. Yani zengin demeyelim de malını harcayanlar. İşte ben malımı Allah yolunda harcadım. Zaten Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ya kişi diyor beş şeyin hesabını vermeden
ayağını diyor bir yere kıpırdatamaz. Yani bir yere ayrılamaz. Onlardan bir tanesi de hocam, işte malını nerede harcadığından. İşte diyor ben malımı şuraya harcadım, buraya harcadım. Yalan söylüyorsun. Sen malını Allah'ın rızasını kazanmak için infak etmedin. İnsanlar ya işte malını harcıyor. Reklam için, reklam için, gösteriş işte için, itibar kazanmak için, belli mahfillere yaranmak için harcandığını her şeyi iğneden ipleye bilen Allah ona haber verecek ve dolayısıyla da alın bunu götürün, cehenneme atın denilecektir. Yani dolayısıyla yapmış olduğumuz bu işin başımıza bela olacağını Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şimdiden haber veriyor ki hazırlığınızı yapın, ötelerde rezil rüsvay olmayın. Allah muhafaza. Dolayısıyla da hocam dediğiniz gibi infak kavramına Kur'an-ı Kerim'de yer yer değinilmekte. Hatta öyle ki men câe bil haseneti felehu aşru emsâliye. Kim bir iyilik yaparsa hocam, iyilik kavramının içerisine infak da giriyor. Evet. Yani infak da giriyor. Dolayısıyla da siz 10 verdiğiniz zaman Cenab-ı Allah felehu aşru emsâliye, ona 10 katıyla mukabelede bulunacağını bizlere müjde veriyor. Yani şunu insan olarak aklımızdan işte şeytanın telkiniyle, vesvesesiyle ya 5 ver, 10 ver, 20 liraya niye veriyorsun? Fakir düşersin. Cenab-ı Allah vermiş olduğu bu garantiyle de aklımızdaki, zihnimizdeki bu düşünceler de izale edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla infak eden insan fakir düşmeyecektir. Aksine malı bereketlenecek. Cenab-ı Allah onun mislini kat be kat verecektir. İnşallah. İnşallah. Hocam siz bunu ifade buyururken hemen benim böyle çok dikkatimi çeken Sebe suresi 39. ayet-i kerime tam da buna temas ediyor. Ayet-i kerimenin arasında fehüve yuklifuhu. Muhteşem bir ifade bu. Yani siz infakı Allah rızası için yaptıysanız Allah onun hemen yerine bir şekilde kor diyor. Evet. Bu muhteşem bir bakış tarzı. Şimdi değerli üstadım tabi biz de klasik olarak din anlayışında hep şöyle ifade edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirdi, garipti. Müslümanlar işte zengin olmamalı. Müslüman insan fakirdir, gariptir, başkasına muhtaç insanlardır falan ama öbür taraftan bakıyoruz. Çalışmayı teşvik eden ayetler Kur'an-ı Azimüşşan'da az da değil. Yani imanın yanına bakıyoruz, ameli salihi Cenab-ı Allah yapıştırmış Kur'an'da defalarca geçiyor. Yani bir amel, bir iş, bir gayretten geçiyor. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım hocam? Yani İslam hep böyle fakirlerin, miskinlerin, muhtaçların, zebil insanların bizim yörel anlamda değerlendirdiğimizde dini mi olmalı? İslam'ın bu anlamdaki bakışını nasıl değerlendireceğiz sevgili hocam? Şimdi hocam bazı işte yapılan açıklamalarda sanki böyle Müslüman zengin olmaz gibi böyle bir takım ben şahsen doğru bulmuyorum. Neden? Ya çünkü ashab-ı kirama baktığınız zaman Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi ve diğer zevat-ı kiram gibi zengin olan sahabiler var. Evet. Yani İslam'ın ilk yıllarında hocam Hazreti Ebu Bekir'in zenginliğini, malını, mülkünü, gönlünü İslam'a vermiş ve bu vesileden dolayı, bundan dolayı da eziyet görmüş, işkenceye maruz kalmış insanları malıyla kurtardığını biliyoruz. Evet. Yani ve dolayısıyla da şunu da söyleyebiliriz. Bu insanlar mallarını hocam Allah yolunda harcamışlar. Yani fi sebilillah. Şimdi malın mülkün olmasa nasıl harcayacaksın? Evet. Yani bir de hocam Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin, daha doğrusu dinin eleştirdiği şu. Malı biriktirip ne zekatını veriyor, ne efendime söyleyeyim sadakasını veriyor, ne insanlara yardım yapıyor, sadece biriktiriyor. Dinimizin eleştirdiği nokta bu. Şimdi ama adam malını, mülkünü işte kazanıyor, Allah veriyor. Sizin dediğiniz gibi fehuve yuhlifu. Yani Allah onun yerine yenisini veriyor. Evet. Harcama yapıyor. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ayşe'nin arasında bir diyalog geçiyor. Bu infakla ilgili. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki enfik aleyki yunfik. Yani infak et ki Allah da sana da infak edilsin.
Ve şunu da söylüyor, sayarak verme diyor. Sayarak verirsen Allah da sana sayarak verir diyor. İnsan sevdiğine sayarak vermez bir şeylerdir. Yani böyle, çünkü Cenab-ı Allah bizlere sayarak vermiyor. İbrahim suresinde geçiyor hocam. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَاِنْ تَعُوتُ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın diyor nimetlerini diyor saymaya kalksanız sayamazsınız. Eyvallah. Yani dolayısıyla da Cenab-ı Allah bize verirken de yani saymadan vermemiz gerektiğini, çünkü sayarak vermek düşüncesi şeytanın telkinlerinden ileri gelmektedir. Dolayısıyla da zenginliği bu bağlamda, bu düşünce ekseninde değerlendirirsek, ya birilerinin dediği gibi işte İslam zengin, Müslümanın zengin olmasını, mal biriktirmesini yasaklıyor. Böyle bir şey yok. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne sünnette zengin olmayı yasaklayan bir şey yok. Evet. Yani, aksine teşvik söz konusu. Aksine teşvik ediyor ve bu kurallar muvaciyesinde zenginliğin işlerlik hale, yani işler hale getirilmesini getirilmesi amaçlanıyor. Yani adam zengindir, insan Müslümanlara yardım ediyor, efendim hayır kurumlarına yardım ediyor, fakir insanların kalkınması için yardım ediyor, ilmi irfanı teşvik ediyor. Hocam böyle insanlar var. Ya evet. Bunları saymakla bitiremeyiz. Yani dolayısıyla da malı bu anlamda, malın gereğini yapıldığı takdirde zenginliğin İslam'ın teşvik ettiği bir unsur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eyvallah. Sıkıntı yok. Şimdi değerli hocam, seyircilerimizin de hatta Türk toplumunun ezbere bildiği Tebbet diye başlayan Tebbet suresi vardır yaygın olarak. Farklı bir bakış açısıyla karşılaşıyoruz tabii tefsirlere baktığımızda. Allah-u Teala'nın orada Ebu Leheb'i zemmetmesi veya kötülemesinden daha öte onun malı ve kazancına bir sıkıntı. Anhu maluhu ve ma kesep. Malına ve kazancına bir kızgınlık. Hatta benim çok hoşuma gittiği bir müfessirin ifadesi var. Allah-u Teala diyor bu sure-i cellinin içerisinde diyor bir beddua bile olsa, o pencereden de bakabiliriz çünkü öyle ifade söz konusu, bir beddua bile olsa içerisinde diyor bir şefkat gizli. Niye? Adeta diyor Rabbül Alemin şöyle diyor: benim kulum olan Ebu Leheb'i, onun kazandığı malı ve sahip olduğu dünya nimetleri bu hale düşürdü. Yani bize bir ölçü veriyor hocam bunu. Evet. Hani Allah-u Teala'nın haşa kızgınlığı zengine değil. Zengini yoldan çıkartan malına veya kazanmış olduğuna şey Allah-u Teala. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Hani diyoruz ya, paranın bir sıralar tartışması oldu hocam. Ak para, kara para. Evet. Helal para, haram para falan olmadı da ak mı kara mı falan diye. Tabii ki yani şimdi helal ise ak paradır bu. Aynen öyle. Yani paranın İslam'da rengi var mıdır derlerse vardır hocam. Yani kara paranın İslam'da da yeri yok. Bu nedir? Haram kazançtır. Aynen öyle. Alın teri olmayandır. Başkanın hakkı gasp etmek falan gibi bir dünya şeyler yapılır. Bu meyandan baktığımızda muhterem hocam, zekata bir bahis açalım isterseniz. Şurada notumdan paylaşmak istiyorum. Hani İslam'da bir lokma bir hırka. Bu düzgün bir bakış tarzı değil. Bunu siz de teyit ettiniz zaten. İmam Muhammed'in bir ifadesi var. Zekatta şer'in emri zekat verdiğin adamı zekat verilebilir hale getirmektir der hocam. Böyle bir kural ortaya koymuş. O zaman şöyle diyelim hocam. İnfak içerisinde zekat nedir? İsterseniz bu bağlamda hemen girişte zekatla faiz ve vergi arasında bir kıyas yapalım hocam. Ne diyebiliriz? Şimdi hocam zekat, mesela Resul-i Ekrem'in kendisine hitaben zekatla ilgili ayetlere baktığımız zaman kavramın ne anlama geldiğini, ne mana taşıdığını oralarda görmekteyiz. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim şeklinde. Onların diyor mallarından diyor sadaka. Sadaka zekat. Oradaki anlamı zekat. Tudahhiruhum biha. O sadakayla onları temizlersin ve tuzekkihim biha ve ayrıca onları paklarsın. Eyvallah. Yani onları manevi olarak arındırırsın. Yani hocam zekat kelime anlamıyla işte biz günlük konuşmalarımızda da kullanıyoruz. Teskiye etmek. Teskiye. Teskiye ile zekat aynı kökten geliyor.
Yani bir kişiyi temizlemek, arındırmak, buradaki terim anlamıyla zekat malı temizlemektir. Fakirin hakkını maldan ayırmaktır. Dolayısıyla da hem malını temizliyorsun, yani başkasının hakkını kendi malından ayırıyorsun ve ayrıca da manevi olarak da bir arınma oluyor. Bir tekamüle ulaşıyor insan. Hocam ben çalıştım, ben kazandım. Fakirin dahli yok ki. Niye fakire ben hak vereyim kazancımda? Şimdi hocam o bakış açısı yanlış. Böyle Tebarakenlediği bir bakış var. Aynen hocam, bu bir materyalist bakış açısıdır. Evet. Çünkü niye? Mülk suresinde daha ilk ayette hocam. Tebarakellezî biyedihil mülk. Mülk elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Yani malikel mülk diyoruz ya hocam. Eyvallah. Yani ne var ne yoksa, neyimiz varsa neyimiz yoksa biz de dahil, her şey Allah'ındır. İstediğine verir, istediğine vermez. Buna kimse karışamaz. Eyvallah. Ve hesap da soramayız. Yani dolayısıyla hocam, yani faiz dediniz ama şimdi tabii faiz meselesine girdiğimiz zaman zaten Hazreti Ömer Efendimiz bile demiş, faizle ilgili hala şu noktaları anlamış değilim diyor. Hocam zekat faizin bir pan zehiri olabilir mi? Hocam zekat... Yani net böyle bilgi anlamında seyircilerimize ifade edelim. Panzehiri olur derken şimdi... Faizin detayına girmeyelim. Girmeyelim de şimdi aslında panzehiri olmaz hocam. Niye olmaz? Şöyle söyleyelim, haram paranın zekat olmaz. Eyvallah. Yani şimdi dolayısıyla da gayrimeşru yollardan biriktirilen, edinilen mallar helal yollardan kazanılmadığı için zekatı olmaz. Çünkü o başkasına ait bir maldır. Tamamıyla onu elden çıkarıp hak sahibine vermek lazımdır. Evet. He, bulamadınız, o zaman külli olarak onu hayır kurumlarına vererek o maldan kurtulacaksınız ve ondan dolayı bir sevap da beklemeyeceksiniz. Bu bağlamda bunun zekatı da olmayacaktır. Çünkü zekat neden verilir? Helal olarak kişinin kendi kazanmış olduğu, alın teri dökmüş olduğu maldan verilir. Hocam düzeltiyorum. Zekatımızı layıkıyla yerine verdiğimizde, evet, faizle para almak zorunda kalan insanların borç ihtiyacını karşılar mıyız? Aynen hocam. Hocam şimdi oldu. Hocam hem de müthiş bir şekilde. Sürçülisan ettik. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Yani şimdi hocam zaten genel olarak problem bu. Şimdi geçenlerde hocam bir araştırma yazısı okudum. Diyor ki dünyada diyor çok aşırı derecede zengin olan 7 kişi var. Bu adamlar diyor, eğer Müslüman olup da zekatlarını verseler hocam, ve ilginçtir ki bu 7 kişinin hocam toplam malının miktarı 70 küsur, hatta 47 tane hocam 3. dünya ülkesinin bütçesine bedelmiş. Demek ki bu adamlar zekatlarını verseler hocam ortalıkta fakir diye bir şey kalmaz. Yani infak etseler, infak hadi zekatı etseler, bırakın paylaşsalar. Aynen. 7 kişiden bahsediyoruz hocam, 7 kişiden. Dolayısıyla bunların dışında zengin olan bir sürü insan var. Yani Osmanlı'dan İslam tarihine baktığımız zaman belli dönemlerde insanlar zekatlarını verecek kişi bulamamışlardır. Bu bir vakadır. Toplum bir refah seviyesine ulaşıyor. Aynen hocam. Yani hatta öyle ki zekatını verirken karşıdakini incitmemek için sadaka taşlarını biliriz hocam. Evet. İşte parasını zengin oraya bırakıyor. İhtiyacı olan insan, yani fakir, gidiyor oradan. Çünkü o adam oraya o parayı zekat niyetiyle bırakıyor. İhtiyacı olan fakir, miskin, yolda kalmış, borçlu, esaretten kurtulmak isteyen, Allah yolunda olan kimse gidiyor oradan. Nasıl olsa buraya bırakıldı, alayım hepsini demiyor. İhtiyacı kadarını alıyor, geri kalanını bırakıyor. Evet. Yani dolayısıyla hocam, zekatımızı hakkıyla verildiği takdirde işte zekata malik olan insanlar ortada, dediğiniz gibi fakir insan kalmayacaktır. Hocam biz ahlak deyince şimdi belki sadece şunu anlıyoruz, işte içki içme, kumar oynama, şunu yapma, bunu yapma, ama tabii sizin söylediklerinizden ben şunu çıkarıyorum. Zenginin bir ahlakı olmalı İslam'da. Muhtacın bir ahlakı olmalı. İmanın bir ahlakı olması, infakın bir ahlakı, zekatın bir ahlakı, ilmin bir ahlakı, iktisadın bir ahlakı. Demek ki ahlakı böyle alt kümelerde ayırmamız, tasnif etmemiz gerekiyor. Aynen. Bu muhteşem bir davranış hocam. Yani hakikaten ecdatta
sermayenin dini yok. Ama sermayenin helal mi haram mı olduğu noktasında çok net bir şekilde Allah-u Teala'nın ortaya koymuş olduğu tavır söz konusu. Pekala o günlerden bugüne gelinceye kadar biz bu zekat kavramını yanlış mı anladık üstadım? Yanlış mı değerlendirdik? Ya da kulak ardı mı ettik, umursamadık, önemsemedik? Hocam şimdi dediğiniz gibi yani kulak ardı ettik tabiri deyim yerindeyse cuk diye oturuyor. Çünkü ortalıkta bakıyorsunuz bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olan insan var. Niye bu hale geldi bu adam? Evet. Ya demek ki zekatını birileri vermiyor. Zekattan kaçmaya çalışıyor. Efendime söyleyeyim, zekat vermemek için türlü türlü yollara giriyor. Veyahut da bunun kerametine inanmıyor. Ya vermiyorum diyor. Dolayısıyla da vermediği gibi insanlara zaten zekatını vermiyor. İnsanlara da yardımda da bulunmuyor zaten ayrı olarak. Çünkü verilen bir zekat engel var. Olma durumu heh, söz konusu. Hocam o da var. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim'de cimrinin tarifini Cenab-ı evet. Allah yaparken اَلَّذ۪ينِ يَبْخَلُونَ diye başlıyor ayet-i kerimede. Adam artık cimrilikte yani amiyane tabirle level atlamış. Yani yarışıyor. Yarışıyor. Yani şöyle artık adam zirveye ulaşmış. Şimdi bir cimri var. Adam kendisi malından infak etmiyor, harcamıyor. Başkasına yedirmediği gibi kendi de yemiyor. Yani o kadar artık öyle bir var yemez olmuş. Tamam sen vermiyorsun, başkasının vermesine de mani oluyor. Çünkü işte Maun suresinde وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ evet, yani, evet. Yani yetimin doyurulmasına teşvik etmiyor. Çünkü yetimin doyurulması bir anlamda zekattan da geçiyor hocam. Yolu oraya da uğruyor. Tamam sen kendin vermiyorsun, başkasına niye engel oluyorsun? İşte Cenab-ı Allah'ın eleştirdiği ve yarın ötelerde de onu azabına uğratacağı kimselerden biri de bu adamdır. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi biz zekatı aslında doğru anladık da işte bu mala olan düşkünlük, şeytanın telkinleri, fakirlik korkusu bunların toplamı İmanla ilgili bir şeydir hocam, bir bağlantıdır. İmanın zafiyeti. İmanımız kamil olsa, tekamül mertebesine erişse, biz zaten bunları bırakın yapmayı düşünmeye bile tevessül etmeyeceğiz. Çünkü imanımız bunları yapmaya izin vermeyecek. Çünkü hocam işte müminlerin vasıfları sayılırken قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlayan ayet-i kerimede bakıyorsunuz. İnfak müminin özelliği. Şimdi infak kavramının içerisine zekat da giriyor hocam. Yani. Evet. Dolayısıyla da biz hakiki anlamda zekatımızı verdiğimiz takdirde ortada ne bir düşkün kalacak ne de bir fakir kalacak. Aksine biz zekatımızı verecek fellik fellik adam arayacağız. Üstadım siz bunu anlatırken içimden oh olsun bize demek geldi. Niye derseniz. Allah bizi ıslah etsin. Heh, amin inşallah. Amin. Çünkü biz Ramazan aylarında iftarlarda iyice abartmıştık iş. İsraf. İsraf. Fakirin, yoksunun, yetimin davet edilmediği, aklımıza gelmediği. İftar çadırları vardı hocam, siz gelmeden çanda kurulmuştu. Evet. Bir müddet devam etti, ondan sonra kaldırıldı. Bence çok fonksiyonel bir kurumdu bunlar, olması lazımdı. Çünkü davet edilmeden herkesin gelebildiği bir yerlerdi. Türkiye'de bir furyaydı falan ama öbür taraftan bakıyoruz şimdi. İşte iftarlarda abarttığımız, sofrayı dizayn ettiğimiz böyle canımızın istediği ne varsa ama muhtaç olanların unutulduğu, yanımızda görmek istemediğimiz, körler sağırlar birbirine ağırlar misali, ben sizi siz beni çağırıyoruz falan, yanımızda bir alt sınıftaki insanlar gelmiyor çünkü ağzımızın tadını bozar, keyfimizi kaçırırlar. İşte üstü eskidir falan, elbisesi bizim gibi kaliteli değildir muhabbeti falan. O yüzden üstadım bazen oh olsun diyorum. Yani şimdi sabahleyin kahvaltı ediyoruz. İşte açık büfe, açık menü, köy kahvaltısı, serpme, yarı serpme falan. Kapama neyse 25 liradan başlar en az fiyat olarak. Şimdi şuru geleceğim üstadım, yani zenginlik nedir, nasıl olması lazım derken. Öbür taraftan. Şimdi bu zihniyet zaman zaman Diyanet'in 28 liralık belirlemiş olduğu raiç bedeline itiraz ediyor. Olur mu diyor, 28 liraya karın mı doyar?
fakiri 28 liraya günde doyurabilir misiniz? E kardeşim, Cenab-ı Allah evrensel bir ölçüyü Kur'an-ı Azimüşşan'ında koymuş. Alt limiti daha önce de ifade buyurduk. 28 lira olarak bunun açıklanmış. Şimdi sen yediğin yemekte kaç para yiyorsan o bedel üzerinden koy. Tabii. Niye eleştiriyorsun? Zenginliği hocam, zekat vermesi gereken zenginliğin özelliklerini nasıl açıklamamız gerekiyor? Hocam şimdi dinin koymuş olduğu zenginlik ölçüsü şöyle olmaktadır. Kişinin borçları ve ihtiyaçları dahilinde, ihtiyaçları dışında bunları çıktıktan sonra nisap miktarı mala, buna işte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz 20 miskal demiş. Bunun günümüzdeki karşılığı 80.18 gram. İşte küsuratları değişiyor tabii kişilere göre. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu nisap ölçüsü 80.18 gram. Günümüz ölçüsü. Evet. Bu mala sahip olan kişi hocam, temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında böyle bir mala sahipse ve bu malın üzerinden de bir kameri yıl geçmişse, bunun 1/40'ını yani %2,5'unu zekat olarak fakirlere verecek. Hocam hemen bu konuda sualle devam edelim. Evet. Benim şartlarım tutuyor. Devlet memuruyum, düzenli bir gelirim var. Eğer bir terslik olmazsa. Evim var, arabam var. Bahsettiğiniz rakam da bende söz konusu. Bir yıllık havaici asliye yok hocam, ama garantim var benim. Bir şey olmazsa ben zekat verecek miyim o zaman? Verecek miyim, alacak mıyım? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Yani alamazsınız, o zaten kesin de. Şimdi eğer sizin yine nisap miktarı mala sahipliğiniz varsa, var. Evim, arabam var. Ev, arabam var. Bunlar nisap değil hocam. Ev ve araba, bunlar nisap olarak değerlendirilmiyor. Bunları işte zaten havacı asliye dediğimiz kavramı açtığımız zaman nafaka ve barınma kavramları geçmekte. Bu barınmanın içerisine ev giriyor. Ulaşım, orada ulaşım da geçiyor. Eyvallah. Ulaşımda arabam var. Arabamla gidiyorum işe güce. Arabam olmasa toplu taşıma araçlarını kullanacağım. Bunlar zekat nisabın dışındadır. Bunların dışında nami dediğimiz artıcı, kazanç getirici, gelir getirici, kar sağlayıcı 80 gram bir altına veyahut da bunun bedeline sahip bir paraya veya ticari bir meblağa, metaa sahipsek ve üzerinden de bir yıl geçmişse bunun zekatını vereceğiz. Vereceğiz. Evet. Ama dediğiniz gibi yani işte benim param yok. Yani şey, benim böyle nisap miktarı mala ulaşan bir malım yok. Ben alacak mıyım? Tabii ki de siz zaten kendi yağınızda kavruluyorsunuz. Kimseye ihtiyacınız olmadan düzenli de bir geliriniz var. Dolayısıyla da bazı alimler sıralamada ilk önce fakirlerin, miskinlerin gözetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Evet. Şimdi tabii ki bugünkü değer üzerinden altını hesaplarken 80.18 gram. Bunu 81 grama yuvarlasak, evet, hocam herhalde hata etmiş, yok, olmayız inşallah. Bugünkü fiyat üzerinden belirleyeceğiz. Çünkü halkımız bize de soruyor o tür şeyleri. Suallerle karşılaşıyoruz. Hocam kimlerden vermeye başlamamız gerekiyor zekatı pekala? Hocam zekatı ilk önce kendi yakın akrabalarımızdan, ihtiyaç sahibi olan, yani bu Resul-i Ekrem Efendimizin de teşvik, yani dinimizin teşvik ettiği bir durumdur. İlk önce yakın akrabalardan. Hem bu vesileyle de sıla-i rahim, eyvallah, kavramını da bu vesileyle ifa etmiş olacağız. Yani akrabayı gözetmek. Dolayısıyla da ilk önce işte yoksul olan akrabadan başlanmak suretiyle zekatı vermek gerekmektedir. Ondan sonra işte komşular veyahut da işte etraftaki muhtaç olan insanlar bu şekilde bir sıralamaya tabi tutulabilir. Ama hocam Tevbe suresindeki ayet-i kerime hep baz alınır bizde genelde. İnnema sadakatü lil fukarai diye. İşte orada hocam ilk önce fakirlerden bahsediyor. Lil fukarai vel mesakin. Fakir ve miskinler. Dolayısıyla da fakirler orada geçiyor ayette. Ama işte Resul-i Ekrem Efendimiz ilk önce
bu fakirlere başlanırken akrabalardan olan fakirlere akrabadan olan fakirlere başlanmasının daha doğru olacağını ifade etmişler. Fakirle miskin arasındaki nüans farkı ne üstadım? Hocam şimdi ben baktım yani ona da. Yani yakın kavramlar gibi ikisi birbirine evet. Ama Allah-u Teala farklı saymış. Evet. Ben şimdi baktım hocam. Bu arasında bir fark gözetilmemiş. Yani tabii ki çok detaylı bir araştırma yapıldı ama illaki tefsirlerde bunun fakirle miskinin illaki bir farkın olduğu söylenirler. Söylenir. Şimdi dolayısıyla genel olarak bu şekilde açıklamalara baktığımız zaman hemen fakir ve miskini bir kavram içerisinde yuvarlayıp geçmişler. Ama dediğiniz gibi öyle zannediyorum ki tabii yanlış bilgi de vermek istemem. Miskinin fakirden daha düşük. Yani deyim yerindeyse böyle hani bir ekmeği bir suyu olmayan insan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bugün yedi yarına yiyecek bir yok. Şey yok. O şekilde miskin fakirden daha alt tabakada olan insandır desek yerini bulacaktır. Dolayısıyla fakir hocam zaten hani nisap miktarı mala sahip olmayan adam fakir olarak değerlendirilmiş. Ama şimdi fakire bakıyorsunuz nisap miktarı mala sahip değil ama adam kimseye muhtaç da değil. Evet. Bakmakla yükümlü olduğu insanları kimseye muhtaç etmeden onların geçimini sağlıyor. Yani bu da fakir ama bir de miskin var dediğiniz gibi. Bugün var yarın yok. Dolayısıyla da aralarında böyle bir fark var. Dolayısıyla da zekatı verirken de insanların bu durumları gözetilirse dinin ruhuna da daha uygun olacaktır. Yeah. Evet, evet inşallah. Yani üstadım burada zekat almanın da bir ahlakı ortaya çıkıyor. Aynen öyle hocam. Benim bildiğim benden daha çok muhtaç olan birisi varsa ona yönlendirme. Oraya havale etme. Hatta gelen zekatı götürüp orayı vermek dinimizin aslında emrettiği en güzel hasletlerden bir tanesi. Hocam abi. Burada araya gireceğim kusura lütfen, bakmayın. Lütfen. Şimdi zekatı verirken de dolayısıyla da yani bir adamı zekat verecek hale getirmeden çünkü bir adamı zekat verecek hale getirmeniz demek ona 80 gram altın. Evet. Bugünkü karşılığı hocam 30 bin liradan fazla. Yani bir adama bir anda 30 bin lira verdiğiniz zaman işte bunun küsuratı da vardır. Bu adam zekat verecek hale geliyor. Böyle yapmak yerine diğer insanlara da bunu diğer fakirlere de paylaştırmak. Yani işte nedir? 5-5, 1-1, 1000 lira 1000 lira paylaştırarak insanların ihtiyacını karşılamak yani maslahata, dinin maslahatına daha uygun olmaktadır. Dolayısıyla da zengin zekatını verirken fakirlere paylaştırarak, üleştirerek vermesi daha doğru olur kanaatindeyiz. İnşallah. Hocam size gelen isterseniz suallerden çünkü biz onlara çok vakıf değiliz. Estağfurullah. Halkımızın size ilettiği sorulardan sohbetimizi devam ettirelim isterseniz. Evet. Hocam genelde İşte biliyorsunuz Türkiye'de şu anda cari olan bir İdlib, Suriye'deki İdlib kentine bir yardım kampanyası var. Yani oradaki işte selden, afetlerden etkilenerek evini, barkını kaybetmiş insanlara bir konut edindirme projesi var. Vatandaşımız da genelde diyor ki ben zekatımı diyor bu konut kampanyasına verebilir miyim diye soruyor. Şimdi zekat da temlik kavramı olduğu için şimdi oralara zekatımızı veremiyoruz. Zekatı bizatihi gidip fakirin eline vermek durumundayız. İşte buna temlik diyoruz. Eyvallah. Onun mülkiyetine iade etme, mülkiyetine geçirmek, malı onun mülkiyetine geçirmek şartıyla bizatihi hesabına gidecek. Hesabına gidecek. Ulaşamıyorsa aynen. Hesabı, evet. Hesabına gidecek. Veyahut da işte gidip eline vereceksiniz. Bu şekilde olduğundan dolayı bu İdlib kampanyasına zekat verilmez. Neden verilmez? Çünkü sonuçta oraya yerleştirilen insanlar orada baki değil. Evet. Sürekli el değiştiriyor. Halbuki zekat fakirin bizatihi eline verildiği için orada baki kalmaktadır. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Bu gibi kampanyalara zekat verilmez. Ama infakta bulunacağız. İnfakta bulunacağız. Hocam işte biz bir taşla iki kuş vurmak istiyoruz bazen.
Hocam sevabı işte, fazla götürelim, kaptayalım diyoruz. Tabii ki bu güzel bir düşünce ama İslam'ın da bu husustaki koyduğu kurallara da riayet etmek evet. de gerekmektedir. Hududu aşmamak gerekir. Hududu aşmamaktadır yani. İkincili olarak hocam, işte su kuyuları var biliyorsunuz. İşte yani işte bu mazlum coğrafyalardaki, gönül coğrafyamızdaki insanların suya muhtaç olduğunu da biliyoruz. Gerekse ekranlardan da görüyoruz. Evet. Yani işte insanların suyun etrafında birleştiğini veyahut da suya ulaşmak için 5-10 kilometre yürüdüklerini biliyoruz. Çamurlu su kullanıyorlar. Çamurlu hocam. Su kullandıklarını biliyoruz. Yani onların muhtaç olduğu suyla arabamızı yıkamayacağımızı biliyoruz. O kadar önemli bu. Evet. Ama işte vatandaşımız soruyor. Ben diyor zekatımı su kuyusu açtırmak için verebilir miyim? Yine dediğimiz gibi bu da aynı konut kampanyası gibi bir kampanya olduğu için çünkü oradan zengin de fakir de istifade edebiliyor. Dolayısıyla bu gibi yerlere zekat verilmez. Çünkü zekat dediğimiz gibi fakirin hakkıdır. Eyvallah. Bizatihi gidip eline vermeniz gerekmektedir. Eyvallah. Üstadım, ayette geçen müellefe-i kulübün bugün karşılığı, az önce ifade ettiniz ama bir temas ettik geçtik. Evet. Sadaka veya zekatların onlara tevdi edilmesi noktasında. Hocam günümüzde şimdi fetvaya baktığımız zaman gayrimüslime zekat verilmez. Yani şimdi günümüzde müellefe-i kulüp varsa verelim. Yani onu varsa verelim derken buna da yine devletin onayıyla verilmesi gerekiyor. Kendi kafamıza göre bunu veremiyoruz. Yani dolayısıyla da fetvaya baktığımız zaman müellefe-i kulüp dediğimiz İslam'a kalbi ısındırılmak istenen insanlar bunlar gayrimüslim oluyor tabii haliyle. Eyvallah. Dolayısıyla bunlara zekat verilmez. Üstadım, formüle etmek istiyorum izninizle. Hep şöyle deriz biz anlatırken insanlarımıza, yandan olan akrabalardan başlamak şartıyla zekat verebiliriz. Ama üstten ve aşağıdan olan. Tabii usul ve furu diye bunu biz ayırıyoruz ayrı mesele ama işte anne baba, nine dede, çocuklar ve torunlar. Şimdi hocam yaşamış olduğumuz zamanda servet o kadar çok hızlı el değiştiriyor ki malumunuz. Yani bugün elinizde bir zenginlik söz konusu, hele hele bu süreç içerisinde. Belki bir ay sonra, belki iki ay sonra hiçbir şey kalmayabilir. Çünkü sürecin ne getireceğini biz de bilmiyoruz. Kestiremiyorsunuz belki de. Uzun vadeli planı yapamıyorsunuz. Ben normal işte zekatımı verebilecek olan yapıda bir insanım. Bir kız evladım vardı benim. Örnek veriyorum, evlendi, başka bir yere gitti. Damat herhangi bir iş yaptı fakat ticarette battı, başarılı olamadı. Ve yardıma muhtaç bunlar. Şimdi bizim çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi hocam. Bir taraftan hem kıyamıyoruz, kız evladımız var. Ama öbür taraftan ufak ufak damada kızıyoruz. Beceremedi bir işi, batırdı falan gibilerden. Ortada olan torunlar var ama yardım etmemiz lazım. Öbür tarafta bir zekatı verip vermeme noktasında İslam'ın amir emirleri söz konusu. Buradaki ilişkiyi nasıl düzenlememiz gerekiyor üstad? Hocam şimdi bunun yorumunu çok irdelemek bize düşmüyor. Neden düşmüyor? Yani ben kendim şahsen, yani benim kendi prensibim, fakih ne diyorsa odur. Eyvallah. Yani çünkü ne der? Yani bunun fetva boyutunu, bunun altını ben dolduramıyorum. Niye? Çünkü bir fakih kolay yetişmiyor. Fakihin şartlarına baktığınız zaman belli ilimlere sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Yani dolayısıyla da şimdi bu konuyla ilgili zaten fukaha arasında tartışma yapılmış. Ama bizim Hanefi mezhebindeki görüşe ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetvaya baktığımız zaman damada zekat verilir. Eyvallah. Yani dolayısıyla da işte dolaylı yoldan kıza da verilir. Tamam, anlıyorum. Bu şeyleri, endişeleri anlıyorum ama dolayısıyla da bu bizi aşıyor hocam. Dolayısıyla da fetva da verilir. Verilir. Net. Fetva da dediğiniz gibi, yani sonuçta biz bir kurum olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, tabii ki başka fetva verenler yok mu? Var. Ama biz bu kurumun çatısı altında, şemsiyesi altında bulunduğumuzdan dolayı kurulda zaten fetvasını Hanefi mezhebine göre vermiş. Dolayısıyla da çok fazla sözü uzatmaya gerek olmaksızın damada zekat verilir. Neden verilir hocam?
Buyurun, Çünkü usul furu ilişkisi var ya hocam. Eyvallah. Ne bizim usulümüz ne de furumuz. Yani biz ona bakmakla yükümlü değiliz. Bizimle bir akrabalık bağı yok. Akrabalık bağı olmadığı için damat yani veyahut da kendi mesela yeğenimiz de olabilir. Yeğenimiz de olabilir damadımız. Ama yeğenimiz olabilir ama biz ona zekat verebiliriz. Çünkü biz kendi yeğenimize bakmakla mükellef değiliz. Eyvallah. Dolayısıyla da ez cümle olarak laf gene oraya geliyor. Damada geline zekat verir. Yani damat kayınpeder ve kayınvalidesine de verir. O verilir. Zaman tersinden baktığımızda. Aynen. Bu önemli bir ölçü hocam. Belki de toplumda yaygın olan bir şey. Üstadım benim şahsen kafama takılan belki özel bir soru olacak ama hani dedik ya insanın evinin ve arabasının nisap dışında buradaki İslam'ın koyduğu ölçü aynı mı üstadım? Yani örnek şu anlamda diyorum. Benim 90 metrekare bir evim var. Bugün ederi 300 bin lira. Altımda 50 bin liralık bir arabam var. İşimi görüyor. Ama sizin Allah versin bir eviniz var. 2 trilyon bedeli. Altınızdaki araba 1 trilyonluk bir araba. Evet. Hocam ikimiz de zenginiz şimdi. Şimdi ne olacak? Hangimiz daha zenginiz? Hocam şimdi... Aynı mı vereceğiz? Daha çok mu vereceğiz? Şimdi hocam şimdi şöyle bir şey var. Kişi mesela oturduğu mesken dediğiniz gibi değerleri değişebilmekte. O oturuyor, villada oturuyor. Siz normal bir dairede oturuyorsunuz. Onun villasının değeri 1 milyon veyahut da daha fazla. Sizinki dediğiniz gibi 300 lira veya 400 lira. Şimdi bunu ulema oturulan eve zekat verilmez. Değeri ne olursa olsun diye böyle genel bir kavram çizmişler. Yani dolayısıyla yine dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani bu işin felsefesini yapmak hocam yani sonuçta alimlere düşüyor. Yani fukahayı kirama düşüyor. Gelinen noktada fetvaya baktığımız zaman kişinin oturduğu ev miktarı ne olursa olsun veyahut da işte bindiği araba ne olursa olsun bunlardan zekat verilmez deniyor. Ama tabii ki bundan tartışmalar yapılıyor hocam. İşte 2018 yılında halen İstanbul'da konuşulan şeyler. Konuşuluyor. Yani. Şimdi 2018 yılında İstanbul Fatih'te yapılan zekat sempozyumunda bunlar tartışılmış. Ama bunları tartışan insanlar sıradan insanlar değil. Alimler. Yani alanında yetkili olan alimler bu konularla ilgili eleştirilerini, efendime söyleyeyim, tenkitlerini, tekliflerini sunmuşlar. Dolayısıyla da tabii bunları ileride ne olur bilemiyoruz. Ama gelindiğimiz noktada ve fetvaya baktığımız zaman da kişi oturduğu ve bindiği arabanın zekatını vermez. Bunlar zekata tabi değildir. Gelinen nokta bu hocam. Bazı insanlar hocam işte şöyledir de böyledir de. Ya muhterem kardeşim anlıyorum kaygını da biz bir yere tabi olmak durumundayız. Eyvallah. Herkes düşündüğünü eğer icra etmeye kalkarsa bu işin içinden çıkamayız. Ama şu da var tabii, bu noktalarda hocam işte kişi temel ihtiyaçlarını karşılarken toplumdaki asgari müşterekte buluşmak durumunda. Çünkü kurul da zaten böyle bir açıklama yaparken giriş cümlesinde bu cümleyi hemen konuya dahil ediyor. Çünkü ihtiyaç dediğimiz zaman hocam herkesin kendine göre ihtiyaçları var. Tabii ki. Yani bunu böyle bir sınırlamamız lazımdır. Dolayısıyla da temel ihtiyaçları sınırlarken bunları madde madde halinde sıralarken bunun da düşünülmesi gerekmektedir. Yani işe yarayacak bir şey tabii mutlaka. Evet. Yani daha iyisini daha makulünü buluncaya kadar bununla amel edeceğiz. Bununla amel edeceğiz hocam. Yani ileri doğru ne çıkar? İleri doğru ne çıkar? İslam yani Kur'an ve vahiy ilkeleri koyuyor. Ama teori üretmek insanların ve ulemanın işi. Ulemanın işidir hocam. İşte orada da az önce ifade buyurduk ya hocam, affınıza sığınarak, ilmin de bir ahlakı olması gerekiyor. Yani ahlaklı ilim adamlarının bu sıkıntılara çözüm bulması lazım. İbrahim hocam, genel bir giriş yapabildik bu akşam anca. Aynı. Yani böyle zekatın hepsini oturup bir masaya yatırıp konuşmak zor. Zor hocam. Zordan öte çok zaman isteyen bir çok şey. Çok zaman isteyen. Başka zamana bırakacağız. Öyle duruyor üstadım. İnşallah. Allah nefes verirse, ömür verirse hocam. Evet. Yani zekatla ilgili soruları, işte kimler zekat verebilir,
kimlere verilmez. İşte halkın bu konuyla ilgili sorduğu sorulara inşallah zamanımız olursa, Rabbim de imkan verirse cevaplamaya çalışırız. Hocam sizi bir akşam daha en az bir misafir edelim. İnşallah hocam. Kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam edelim inşallah. Memnuniyet duyarım. Bunu nihayetlendirmeye çalışalım. İnşallah. İnşallah. Yani. İnşallah. Allah razı olsun. Çok sizden teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Nefesinize, elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Efendim yarın akşam başka bir konu ve başka bir konukla buluşmak üzere huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Rabbim sağlık, afiyet verirse inşallah. Akşamınız hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.